Dün Ordu'da yaşanan büyük sel felaketinin şoku sürüyor. Gün hasar tespit çalışmalarıyla ve ardı ardına gelen açıklamalarla geçildi. ATV haber ekipleri her gün olduğu gibi bugün de Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanında gündemin nabzını nöbetini tutuyorlar. Mahmut Erdoğan felaketin yaşandığı ilk günden bu yana kentte son durumu aktaracak az sonra. Murat Onur da yine Ordu'da. O da selde büyük hasar gören fındık bahçelerini canlı yayına taşıyacak. Siyaset ve diplomaside de sıcak saatler yaşanıyor ve hatta terörle mücadelede de. Ankara'ya, Almanya'ya gideceğiz birazdan canlı yayınlarla. Bir de Mekke'ye kameralarımızı çevireceğiz. Hacı adaylarının büyük gün öncesi yaşadıkları heyecanı editör arkadaşımız Metin Algül anlatacak. 9 Ağustos Perşembe aynı zamanda Türk futbolu için de önemli bir gün. Bu gece hem Beşiktaş hem de Başakşehir Avrupa sınavına çıkıyor. Canlı yayında son durumu aktaracak arkadaşlarımız. Ama gelin ATV Haber'e o büyük felaketin şokunu hala yaşayan kentle, Ordu'yla başlayalım. Yeni bir taşkın riski daha yaşanıyor sayın seyirciler. Mahmut Erdoğan tam da oradan karşımda. Mahmut, seni dinliyoruz. Evet, bölgeye son iki gündür yağan yağışlarla birlikte taşkınlar ve su baskınları olmaya devam ediyor. Özellikle Ünye'nin içerisinden geçen bu noktada Tabakhane Deresi'nde gün boyu yağan yağışların ardından deredeki taşkınla ilgili çalışmaların devam ettiği bilgisini paylaşalım. Halen iş makineleri şu anda çalışmalarını sürdürüyorlar. Ancak suyun debisinin de düşmeye başladığını da bilgisini paylaşmış olalım. Gündüz öğlen saatlerinde meteorolojiden gelen uyarılar doğrultusunda yağan yağmurlarla birlikte Ordu ve Ünye'nin üst kesimlerindeki yağışın yoğun olması ve bu yağış nedeniyle gelen suların Tabakhane Deresi'nden Ünye'nin merkezinin içerisinden geçmesinden dolayı taşkınlar meydana gelme riskine karşı burada iş makineleri tarafından yoğun bir çalışmanın yapıldığını ve köprülerin altından geçen ağaç parçalarını, kütükleri, odunları iş makinelerle temizlenmek suretiyle buradaki selin akışının rahatlatıldığı bilgisini paylaşmış olalım. Şu an itibariyle suyun debisi düştü ancak çalışmalar devam ediyor. Hemen burada Tabakhane Deresi'nin kenarındaki bentte devre su işleri tarafından çalışmalar devam ediyor. Çünkü burada bir demir vardı. Bu demir benti tutuyordu ancak aşırı gelen sulardan dolayı demirin yıkılma riskine karşı oradan kaldırıldı. Toprak ve büyük taş parçaları şu an itibariyle bu bölgeye yerleştirilmeye çalışılıyor. Belediye ve emniyet tarafından da sürekli bir şekilde uyarılar yapıldı vatandaşların. Buradan akan derenin kenarına araçlarını bırakmaması, evlerinde olan vatandaşların ise yüksek kesimlere çıkmaları noktasında açıklamalar geldi. Bölgede elbette ki fındık noktasında da çeşitli problemler yaşandı. Bununla ilgili de Tarım Bakanlığı'ndan bir açıklama geldi ve çiftçilerin kredilerinin uzun vadeye yayılacağı bilgisi de paylaşılmış oldu. Ulaştırma Bakanı da bölgeye geldi. Bölgedeki incelemelerini tamamladı ve Karadeniz sahil yolundaki trafiğin işleyebilmesi için köprü acil bir şekilde yıkım çalışmaları da devam ediyor. Köprünün yıkılmasının ardından yeniden köprü yapılacak ve çift şeritten yol verilmeye devam edecek. Ünye'de bölge halkını bir kez daha uyaralım ancak sadece Ordu için değil elbette ki. Ordu, Giresun, Trabzon ve Artvin bölgesinde meteorolojiden gelen uyarılar var. Vatandaşları biz de bir kez daha temkinli ve tedbirli olmaları noktasında uyarmış olalım. Mahmut, teşekkür ediyoruz. Ordu'dan canlı yayınlarım.